Arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere internetten aldığımız sushi setiyle sushi yapacağız. Malzemelerimizin hepsi burada. Şöyle pirincimiz var. Burada soya sosumuz. Bunların hepsi paket dahilinde geliyor. Burada zencefil turşusu ve beyaz pirinç sirkesi. Bir de şöyle yengeç surimi var. Burada da yosunumuz var. En son saracağımız. Evet, şimdi Buket Hanım'ın elinde de katlama tahtası. Yuvarlak, ne diyorlar buna? Sarma için kullanacağımız. Şöyle ben bunu biraz önce tahtayı jetinledim. Daha zarar görmesin diye. Burada da ton balığımız var. Salata, havuç, mayonez kullanırsak içerisine diye işte krem peynir. Acıyı çok sevenler için de wasabi. Birazdan başlayacağız artık arkadaşlar. Şimdi ben bunu bu şekilde jetinledim. Bunun üzerinde döndüreceğiz. Sushi. 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 Pirincimizi açtık. İki ölçek. Ben şöyle bardakla koyuyorum. Sen şu tanelere bakar mısın? Çok küçük değil mi? Küçük küçük. Soğuk suda yıkadım 4-5 defa. Çalkaladım ve süzdüm. Ocağımıza koyduk. Kaynamasını bekliyoruz. Suyumuz çekti. Pirinç olmak üzere. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Soğumaya bırakacağız. Suyunu çekti pirinç. Böyle biraz lapa olacak arkadaşlar pirinç. Bakın. Bunun için arkadaşlar sos koyacağız. Şöyle ben bir kaşık, yemek kaşığı şeker koyacağım içine. Şekerin üstüne tatlı kaşığından biraz daha az böyle tuz koyuyoruz. Çeyrek çay bardağında da beyaz pirinç sirkesi ilave ediyorum arkadaşlar. Bunu bir güzel karıştırıp pirinci ilave ediyoruz. Yaptığım karışımı şimdi çok iyi karıştırıp pirincimizin üzerine ilave ediyorum. Ve bunu karıştırıyoruz arkadaşlar, iyice yediriyoruz. Evet, şu ortasını alalım. Çünkü ortası çok su yapıyor arkadaşlar. Sulu olur. Şöyle ortasını alın. İçine aldığımız salataları ince ince şekilde doğruyoruz. Yengeci de şöyle ben önce bir ortadan ikiye bölüyorum. Şuradan da bir tane daha böleceğim. Çok kalın olmasın diye. Şöyle koyacağız. Hazırlıklarımızı yaptık. Şimdi sıra yosunu açmaya geldi. Şöyle. Aa, çok değişik. Biz bunu mu yiyoruz şimdi? Şu parlak tarafı. Ne sandın? Aa, şöyle yapacağız. Neydi? Ben bunu böyle mi yapacağım? Ay, neydi değişik. Zannediyordun? Valla bunu yiyormuşuz yani. Kağıt gibi bir şey bu. Yosun işte. Sushi yosun. Şimdi ben oturuyorum Özgür Bey. Oturalım. Okey, tamam. Ton balığımız, mayonezimiz, krem peynirimiz, ondan sonra yengecimiz, havuç, salata. Burada füme var. Salatayı koyduk. Havucumuzu koyduk. Yengecimizi de koyalım. Yengecimizi. İkiye bölüyorum. Hadi bakalım. Hı. Aa, yapıyoruz galiba. Dur. Thank you.
Şimdi neyle yapıyorsun? Spontane gelişiyor her şey. Bilmiyorum. Az önce sana yaptım, bu da bana. İlk deneyimimiz böyle ufak tefek hatalar olabilir. Affola, şimdi çok bu işi bilenler. Ha, şu öyle yapılmamalıydı, bu böyle yapılmalıydı falan filan diyorsunuz ya. Şimdi bu bizim ilk deneyimimiz olabilir. Yani yapamayabiliriz. Yanlış bir şey de yapabiliriz. Çünkü ne gördüysek onu yapıyoruz. O değil, gece neden bize izliyor? Neden izliyor? Çünkü yiyecek var masada. Diyorsun. Bas bas. Şöyle elin işe. Düzleştiriyorum ki eşit olsun diye. Eşitli olsun diye. Sardığında onlar eşitlenecek zaten. Şimdi ben kendime ne yapsam? Ton balık yapayım. Sarılınca eşitliyor zaten. Salata koyayım. Rulo yapıyorsun ya böyle. Salata koyayım buraya. Biraz da krem peynir. Böyle tadımlık. Havuç da koyalım. Havuç koyduk şimdi arkadaşlar. Evet, şimdi sarmasına geldi. Nasıl oldu? Güzel. Aa, çok değişik. Böyle mi, böyle mi? Sence? Parlak yeri neresi? Aşağıda kalacak parlak yeri. İki tarafı da parlak. Hayır, bak şu an parlak. Bu parlak. Arka tarafı değil. Evet. Böyle, böyle mi? Böyle yaparsan şöyle kısa oluyor ama böyle yaparsan uzun oluyor. Nasıl istersen. Böyle kısa olur. Nasıl istiyorsun? Ben yanına işte nasıl istiyorsan öyle yap. Öyle uzun olur. Böyle uzun olur. Takeshi Usta da şimdi sıra. Ne usta? Takeshi. Takeshi mi? Takeshi. Takeshi. Sen Sakura. Ben Sakura mıyım? Vay, kalın oluyor sanki ya. Ne oldu? Az önce bana laf ediyordun. Evet, şimdi anladım. İnce yapmak zor çünkü. Şu dört parçayı ben yaptım. Dört parçayı ben yaptım. İnceltemiyorsun yani, lapa olduğu için. Islak olduğu için. Buna stick rice diyor Amerikalılar yani. Gayret. Oluyor ama değil mi? Şu boşlukları falan dolduruyorum ben. Evet. Çok yavaşsın. Abi ya. Özgür Usta şey... Takeshi Usta bir sabah Japonya'da kendini sushi dükkanı sahibi olarak buldu uyandığında. Eğitimini nerede aldın? Osaka Yüksek Mutfak Enstitüsü. Hocan kimdi? Bojiro Nagasaki. Kaç yıl verdi eğitim sana? İki sene. İki sene eğitim aldım. Evet, meslek yüksek okulu. Bitiremedin çok. Oo, sen yemin ederim mutfağın arka tarafında olsan. İyi değil mi? Yani. Hayır, şu an yeterli değil mi? Şu kenarlara biraz daha tam kenarları kapatacak mıyım? Sen nasıl yapmışsın öyle? Sen. Bunu bıraktım. Sen kenarları bayağı doldurdun şimdi, değil mi? Bu benim yaptığım, bu benim yaptığım. Özgür şimdi, özgür nerede? Pirinç bitti lan.
siktir aşkım. Bir şey olmaz. Bu kadar kim yiyecek zaten? Şöyle somon füme. Tam ortaya mı atıyorum? Ortaya değil. Tam en öne. Şurayı öne uzunlamasına koyacaksın. Yani böyle. Sarkmasın. Çıkmasın. Yosunun içinde. Şöyle avuç. Şöyle yengeçlerden atıyorum. Ama ileri götürmen lazım. Böyle. Götür. Ve sıkacağım mı şimdi? Bekle. Tamam. Bırak. Bırak. Bırak şimdi tatlıyı. Tatlıyı geri sar. Şimdi bir daha onu güzel. Karışık biliyorum sanki. İleri doğru saracaksın şimdi. Evet. Al onu. Al onu. Al. Evet. Elini bırak. Heh. Sar şimdi. Yaparken mesela şöyle şekil yap. Şöyle mesela. Şöyle. Çok sıkma. Tamam. Bırak. Birini de yapacağım aynı şekil. Şurada yırtık varmış. Yırtık da evet. Yuvarlak değil de böyle kare gibi bir şey yap. Neden? Şekline. Bu da çok kalın oldu sanki. Dolmadık için malzemesini o yüzden. Evet şimdi dalacak üstüne bak bir daha şöyle. Yapalım böyle mesela kare. Yani buradan da bastır. Şöyle kare. Evet. Güzel oldu be. Hı hı. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Bunların bir tanesi zaten bir kişiyi vahşice doyurur. Acaba yani şunu dışarıda yesek kaç paraydı? Çok merak ediyorum. Kaç para bilmiyor musun? Şimdi dilimleri sayacağız. Tamam işte. 1000 lira falandır artık eve söylesen herhalde. Öyle 20 dilim. Keserken bunu her de bıçağı böyle suya değdirmemiz lazım. Çünkü yapışıyor. Bir peçeteyle silmemiz lazım. Nasıl gözüküyor? Bana da çevir bakayım. Wow. Zor yorucu. Bizim yemekleri yapmak daha kolay. Çünkü sırf full yağ. Nasıl? Yağ. Basıyorsun yağ. Ne her şeyin yağ. Soğan kavur. İçine ne pişireceksen onu koy. Ondan sonra onları kavur. Üzerine salça ya da domates ekle. Tamam yemek. Yani. Ama bence keyifli bir şeydi bu. Bu herhalde keyifli. Yemek. Keyifli ve çok doyurucu bir şey aslında. Beni hayatta en çok böyle kesen şey suşidir. Yani çabuk tıkanır. Çok doyuruyor bilmiyorum. Neden bu aromalardan, kokulardan mı? Şöyle ucunu sosu, vermek istiyorum sana. Soya sosu falan. Şöyle ucunu vermek istiyorum. Yani soya, direkt at ağzını. Soya banayım. Çünkü şekli biraz son ucu ya kötü. O yüzden. Çok steam'imizi açalım. Çok güzel gözüküyor hepsi. Bol malzemeli. Bunu kırıyor muyuz? Nasıl? Evet. Hı? Daha önce kullandım aslında. Ne bileyim, daha önce kullanmıştım. Kırarım falan kırılmıyormuş falan öyle bir. Evet, bir de olay var. Nasıl kullanacağız bakalım? Şeyi var orada. Onun, bir tane var böyle kolay bir kullanmak tane için. Bir tane var. Bakalım ne nasıl? Yardımcı. Şu şuraya. Şu da şuraya. Böyle dikiş nakış şey gibi oldu. Böyle harbiden çok basit ya inanamıyorum. Tabii ki bulsuz yap bakayım nasıl olacak. Yaparım ki yapmadık mı? Daha önce yaptın ama uzun bir süre olduğu için unutmuş olabilirsin. Yedireyim ben sana. Yedirme de. Şöyle miydi? Ya bir de bunun ucu iyice sivriliyor. Bunu nasıl tutacaksın? Nasıl yani? Böyle miydi? Ya dene bakalım alabilecek hayır, misin? Hayır alamam. Şu an o yapmam gereken şekilde tutamadım ki. Burada bir şey sos var. Soya sosu. Dur. Evet burada soya sosu var. Şimdi ben de çıkartayım hadi Özgür'e yardımcı olayım. Hmm.
Şimdi oldu mu? Yap bakayım. Oldu değil mi yap. Şimdi? Yap. Ya mantıken şöyle durması lazım ve bunun böyle olması lazım. Böyle durması için ne yapılabilir mesela? Normalde bu sabit duruyor. Şöyle yapıyorlar bunu. Ne kadar o şey bir şey. Bana unutturdun yalnız ha. Şöyle olabilir. Bak bu şuraya üçüncü parmaktan sonrasını. Yani normalde. Böyle tuttum abi. Akıtma. Ne düşünüyorsun? Dur birazdan ben de alıp yiyeceğim. Şunları bir keselim. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Malzeme biraz şey, daha çok malzememiz olsaydı. Nasıl daha çok? Daha ne koyabilirsin ki? Yengeç var. Somon var. Havucumuz vardı. Alamıyorum. Demin nasıl al şunu, al şunu al. Hadi al. Bak mı? Ya şeyi, sushi parçasını alabilirim. O şey tutulmuyor. Zencefil turşusu. Zencefil tutulmuyor. Çok güzel oluyor ama. Çok güzel. Üstüne koyup yiyeceksin. Bu arada ben wasabi'mi de hazırlayayım şöyle. Burada tost halinde. Wasabi tozu var. Şöyle wasabi toz halinde geliyor arkadaşlar bu sette. Şöyle buket acıyı sevmiyor, istemiyor. Ben az bir şey kendim için yapacağım. Ya çiğ olan bir şey varsa böyle hani ona onun üzerine çiğ zaten bu. Onun üstüne sürülüp de yiyebilirim ama öbür tamam, türlü gerek yok. İşte. Somon olduğu için evet. Tamam, çiğ, öbürü de çiğ. Bunları diyorum, bu kadar fazla değil mi bu? Bence bırakalım bu üçünü. Onlar zaten bizi... Yarın dilimleriz, bunları yeriz. Onlar bize gayet yeter. Koklasana. Ay istemem. Sen çok sulu yaptın ama olsun. O biraz da daha... acılık vardır. Yani boşuna yapma bence. Yemeyeceğim fazla. Hı? Fazla yemeyeceksin zaten. O yüzden boşuna yapma. Kim yemeyecek? Şöyle yakından gösterelim mi? Evet. Biz yaptık. Eserimiz. Şimdi tadına bakalım hadi. Ben bu kıvamını biraz daha arttıracağım. Deniyorum. Wasabi de toz hali bayağı beyaz görünüyordu ama böyle yeşil wasabi rengini aldı yani. Şu zencefil turşusu o kadar güzel. Geçen gün salataya koyup da yedim yani. Tadı çok güzel. En iyi, en sağlıklı şeylerden biri. Bakalım wasabi nasıl olacak. Yaşatıladık. Aaa! Sen manyak mısın? Çok mu sürdün? Bir minnacık damlası bile acı biliyorsun. Çok az kullandım. Çok sıvı oldu benimki. Bir de ondan oldu herhalde. Ama acısı bizimkiler gibi sürmüyor ya. Bir çarpıyor. Ağacın onu biraz süreceksin buna. Hı? Mesela şunlar somonlu. Somonu damlat. Heh. Sür. Şimdiye bakayım. O şimdi eti pişirdi. Somonu pişirdi orada şu an. Evet. Göster. Sakura usta. Sakura. Bir tane zencefil de atmışsınız. Ben Sakura buket. Sakura usta. O düşüyor. Evet. Duydunuz acı sesini. Oh. Söyleyeyim mi ya, iki dilim bile şuradan yedi mi doydum ben ha. O kadar doyurucu bir besin bu. Onu ben de anlamıyorum ya. Beni en çok doyuran şey.
Gerçekten. Bunda neden diyet yapılmıyor mesela hani? Yok diyet. Mesela bunda bir tanesi doyuyorsun ya. Yani. Diyet yemiyor olabilir bence hani. Fazla bir şey yok ki, bu diyet olur zaten ya. Tek parça zannettim, hepsi geldi. Asabi güzel ya. Böyle bizim biber acısı gibi saatlerce yakmıyor seni. Sen bana, ben sana, hadi. Acı verme, istemem ben. Acı verecek bir de bana ya. Ben sana vereyim mi acıyı? Verme. Aç. Dur. Sen de aç ağzını. İlk sen aç. Ya da ikimiz aynı anda. Aynı anda. Beğenin. Paylaşın. Destekleyin bizleri. Abone olun.